İyi ki bu şiiri göndermiş diyorum ve yayına bu şiirle başlayacağım. Ve daha sonra da yine her hafta bir romanı değerlendireceğimizi söylemiştik. Bu hafta da körlük kavramı üzerinde konuşacağız. Körlük romanı, Jose Saramago'nun körlük romanı üzerinde konuşacağız. Şiirle başlayalım. Hem diğer dostlar da yavaş yavaş katılmış olurlar. Şu anda sayımız bir 10 oldu. Şiirin şairi de gelirse memnun oluruz. O da her an belki de geldi, bilmiyorum. Belki de gözden kaçtı. Burada da olabilir. Bir annenin şiiri bu. Ve şiiri dinlerken bir annenin hissiyatını, bir annenin düşüncesini yaşayarak, tahmin ederek dinleyebilirsek belki şiirin kapısını o zaman daha çok açabiliriz. Sebepsiz gözyaşlarının zamanı değil şimdi. Ağlama gönlüm, dökülme gözlerimden. Tam da baharları umuduma ekerken. Bir cerbezeye dönüşür ışıkların sönüşü. Demir parmaklıklar kapanır sancıların üstüne. Buz gibi olur her yer sessiz, ruhsuz. Günah dolu bakışlar gezinir bir anda korkumun üzerine. İrkilirim. Sebepsiz gözyaşlarının zamanı değil şimdi, ağlama gönlüm. Dökülme gözlerimden. Tam da baharları umuduna ekerken. Kapatın kapıları. Sürgüleyin iyice. Korkuyorum duvarlardan, ne olur. İnsanım diyorum ben de. İnsanım. Korkuyorum kalbime inen o eziyetten. Üşüyorum dört yana acıyla örülmüş şu duvardan. Bir cerbezeye dönüştükçe ışıkların sönüşü titriyorum. Kirli battaniyelerin tozuna bulaşıyor gözümden akan yaş. Tutuştuğum acı evlat oluyor. Anne oluyor acı tanyanım. Işıklar kapanmasaydı ya. Korkuyorum, üşüyorum, tir tir titriyorum. Sebepsiz gözyaşlarının zamanı değil şimdi. Ağlama gönlüm, ağlama gönlüm, dökülme gözlerimden. Tam da baharları umuduma ekerken. Saatler vakitsizliği göstermiyor bile. Bilesi bile, bilesi biliyor canhıraş sessizliğimi. Konuşamıyorum, söyleyemiyorum. Bakışlar geziyor üzerimde. Sürgüleyin Allah aşkına kapıları, korkuyorum. Çıkmak istiyorum artık gökyüzüne bakmak, lacivert göle. Dağlara dalmak istiyorum. Şiirlerin kafiyesinde kuşlara el sallamak istiyorum. Selamımı bırakmak istiyorum kanatlarına. Af diyorum, af. Duvarlar yankılanıyor göğüs kafesimde. Oğlan ne yapıyordur şimdi diyorum. Ya kız, çekmişlerdir üstlerine şimdi küçük bedenlerinin ağır acı örtüsünü. Kalbini niye ağlattınız ki çocukların? Babam olsun dertleri, annem olsun daha 10 yaşındaki hikayeleri. Niye kızdınız ki onların gülüşüne? Nasıl bu kadar incitebildiniz? Kaç vakit geçti ayrılığın üzerinden sahi? Ne haldedirler zoraki güçlü görünmelerinin ardında? Yemek yemişler midir? Uyurken üstleri açılmış mıdır? Öpmüş müdür onlar uyurken birileri saçlarını? Kupkuru bak ağlıyor mu ne? Onca acının yükünü taşıyan bu yer dile gelse, of ki of. Çıkarın beni buradan diyor bütün hücrelerim. Dilim lal, kadere teslim. Sebepli gözyaşlarımın zamanı şimdi. Ağla gönlüm, dökül gözlerimden. Tam da baharları umuduma ekerken, haykırıyor zülmün sesi yüzüme. Tükürür gibi bağırıyor, susuyorum. Oğlan ne yapıyor? Kız ne halde? Çaresizliği emanet ettim sahibine. Ben balığın karnında, ben ateşin ortasında, ben bıçağın ucunda koşuyorum getirildiğim yolları. Anne diyorum önce, sonra anne çığlığını duyuyorum. Anne, sarılıyorum sımsıkı, beynimi uçluyor tek sözü. Anne karnım ağrıyor. Anne karnım ağrıyor. Evet. Yüreğine, gönlüne şair. Sağlık. Şiir kelimedir diyebiliriz değil mi? Şiir harftir diyebiliriz değil mi? Öyle diyebiliriz. Ama işte şairin gönlünde nasıl kaynamış, nasıl fokurdamış o kelimeleri şaire sormak lazım. Şaire sormak lazım.
Anne olunca hissiyat biraz daha fazla oluyor demek ya. Anne olunca bambaşka. Çocuğun üzerini örten oldu mu, saçlarını okşayan oldu mu, kız ne halde şimdi, oğlan ne halde şimdi? Hangi hissiyatta yazdıysa şairimiz, tarih tabii ki kaydedecektir. Şairimizin yüreğine, gönlüne sağlık. Kıymetli dostlar. Şair Beyruha, bu arada şairimizin ismini de söyleyelim. Beyruha mahlasıyla şiir yazan bir şairimiz, şairimiz diyelim. Evet. Hocam şiirinizi okuduk ve siz geldiniz. Hoş geldiniz. Şiiriniz çok güzeldi. Tabii yayına sonradan katılan dostlarımız şöyle diyorlar bazen. Hocam diyorlar, not aldık. Notlar yarım kaldı. Hocam, bazı kitaplardan bahsetmiştiniz. O kitapların tamamını isimle alamadık. Karıştırdım diyenler oluyor. Kıymetli dostlar, ben yayını kaydediyorum. Ve yayını daha sonra YouTube kanalına ekliyorum. YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Oradan notları alabilirsiniz. Ama şöyle söylüyorum. Biz 25 dakika sadece konuşuyoruz her hafta. Öyle notlar gerektirecek şeyler de söyleyeceğimi düşünmüyorum. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şimdi elime bir roman alıyorum. Bir kitap alıyorum. Herhangi bir kitap alıyorum. YouTube'da her bir romanla ilgili, her bir kitapla ilgili zaten açıklamalar var. Ben aslında bugün size Jose Saramago'nun Körlük romanını anlatmıyorum. Ya da ben aslında size geçen hafta Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanını anlatmadım, biliyor musunuz? Aslında benim anlatacağım romanlar bendeki romanlar. Şimdi her bir yazar, örneğin şimdi masamda Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda isimli bir kitabı duruyor. Bu kitap Hasan Ali Toptaş tarafından yazılmış olabilir. Ve ben şimdi bunu size anlatıyor olabilirim. Ama eğer iyi bir romansa, kıymetli dostlar, o iyi bir romansa, her okurun sayısı adedince fark o kadar çarpabilirsiniz. Körlük romanı, Jose Saramago'nun Körlük romanı kaç kişi tarafından okunmuşsa onunla çarpabilirsiniz. Benim okuduğum Körlük romanını ben size anlatacağım. İşte birçoğunuzun yakından tanıdığı gazeteci bir arkadaşımız Körlük romanını anlatacağım deyince, hocam ben de okuyordum onu, şu anda elimde, ne anlatacağınızı merak ediyorum, katılabilirsem ben de dinleyeceğim demişti. Ben de ona şunu söyledim. Şimdi size de onu söylüyorum. Onun okuduğu Körlük romanını Jose Saramago yazmış olsa da, benim okuduğum romanı da Jose Saramago yazmış olsa da, aslında benim okuduğum Körlük romanı ile onun okuduğu Körlük romanı aynı değil. Neden bunun böyle olduğunu şimdi biraz sonra biraz daha açacağım. Neden aynı değil? Kelimeler aynı kelimeler. Evet, kelimeler aynı kelimeler. Ama şöyle bir durum var. O kelimelere benim yüklediğim anlam ile o kelimelere sizin yüklediğiniz anlam aynı değil. Bakın, arkamda bir tablo var. Görüyorsunuz, oradan bir yol geçiyor. Yol sözcüğüne benim yükleyeceğim anlam ile sizin yükleyeceğiniz anlamlar aynı olmayabilir. Hatta size biraz daha parantez açayım. Zihninizi çok yormayayım. Yıl 2020. Bugün okuduğum bu roman ile 2010 yılında okuyan benim okuduğum romanda alacağım şeyler aynı değil. Bazen geçmiş yıllarda okumuş olduğum bir romanı tekrardan okuyorum. Bazen daha önce izlemiş olduğum bir filmi bir daha izliyorum. Hatta aramızda bazen şöyle bir şey oluşuyor. Hanım diyor, ya biz bu filmi izlemiştik. İzlemiştik bu filmi, tekrardan niye izliyorsun? Ben bu filmi 2012 yılında izledim. Bugün 2020. 2012 yılındaki ben ile 2020 yılındaki ben aynı değil, ben değilim. Hatta size şunu söyleyeyim. Bir ay önceki siz ile bugünkü siz aynı değilsiniz. Çünkü o bir ay içindeki yaşanmışlığın kelimelere yükleyeceği şeyler çok farklı. Şöyle küçük bir parantez açıp Körlük romanına giriş yapayım. Bundan 5 yıl önce bana sırt çantası imgesi bir şiirde denk gelseydi, ya da bir hikayede sırt çantası imgesi bir yerde denk gelseydi, ben o sırt çantasını geçip gidecektim. Üzerinden şöyle hiç durmayacaktım. Hiç durmayacaktım. Ama şimdi ben o sırt çantasının içine neler koyduğumu siz bilebilir misiniz? Sırt çantasıyla ilgili kaç hikaye yazdığımı size söyleyebilirim. Sırt çantası ya, bir çanta. İşte 6 yıl önce bir romanda karşıma geçseydi o sırt çantası durup bakmazken, şimdi ben o sırt çantasının içine 35 yıl koyuyorum.
Şimdi ben o sırt çantasının içine yüzlerce, binlerce göz koyuyorum. Şimdi ben o sırt çantasının içerisinde dostların yayına giderken salladıkları gibi eller koyuyorum. Eller koyuyorum. Sizler de gözler koyuyorsunuz okuduğunuz her şeyde. O yüzden ben bu kitabı okumuştum daha önce. Hiç okumayayım demeyin. Çünkü dünkü sizle bugünkü siz aynı değilsiniz. Bugün ben José Saramago'nun Köylük romanını kendi tahayyülümle, kendi tasavvurumla, kendi yaşanmışlığımla, kendi imgelerimle size anlatacağım. Siz okuyacaksınız, orada kendinizi bulacaksınız, başka şeyler anlayacaksınız. Bu bütün öykülerde, bu bütün hikayelerde, bu bütün şiirlerde aslında böyledir. Böyledir. Köylük kavramı, şimdi konuşalım, köylük kavramının üzerine konuşalım birazcık. Nedir dediğimize hepinizin gayet rahat bir şekilde Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü açıp cevap vereceğiniz bir şey. Körlük ya nedir yani görememektir. José Saramago'da gözleri görmeyen insanları anlatmış işte oturmuş. José Saramago'ya sorduklarında körlük romanıyla ilgili yani nereden esti bu romanı yazabilmek. Şöyle diyor. Başka bir gezegene milyon dolarlarca yatırım yapıp bir yerde bir kaya taşını araştırmalarla ilgili bilim adamları yatırımlar yapıyor, işte dünya ülkeleri oraya bir şeyler gönderiyor, uzay araçları gönderiyor. Ama dünyanın farklı ülkelerinde, dünyanın farklı kırsallarında, farklı yerlerinde çocuklar ölüyor. Söyler misiniz bana bu körlük değil mi? Körlük değil mi? Akıl körlüğünden bahsediyor aslında. José Saramago'nun körlük romanında körlük bir metafor kıymetli dostlar. Akıl körlüğü. Görememek. Göz körlüğü değil. Gözlerin görememesi değil, her ne kadar romanın daha başında adam arabasında, trafik ışığında beklerken birden gözlerinin kararması demeyeceğim. Çünkü romanda kararma diye bir şey yok. Romanda bir süt beyazı körlük var, ak körlüğü var. Romanda göz birden bembeyaz oluyor. Ve ona yardıma gelen birisi, ben size yardım edeyim diyor, onun arabasını ve onun eşyalarını çalıyor. Ve şu anda dünyanın şu anda 2020 yılında yaşadığı gibi, bir pandemi diyelim, birinden etkilenme. Kim o köle dokunduysa o da kör oluyor. Dokunan dokunana kör oluyor. Ve adam göz doktoruna gidiyor. Romanda hiç özel isim yok bu arada. Hiç özel isim yok. Ne bir ülke ismi duyabilirsiniz, ne bir şehir ismi duyabilirsiniz, ne de bir insan ismi duyabilirsiniz. Romanda ismi yok. Kör adam, birinci kör, hırsız kör, koyu gözlüklü kız. Siyah bandajlı adam, doktor, doktorun karısı. Böyle gidiyor roman. Ama okutuyor kendisini. Sırayla herkes kim kime dokunuyorsa kör oluyor. Ve bu şekilde bir süreç başlıyor. Şu anda korona döneminde insanların birbirlerinden virüs kapması gibi bir körlük virüsü. Böyle başlıyor bulaşıcılık. Körlük bu şekilde kişiden kişiye yayılıyor, görememe yayılıyor. Ama şöyle bir durum var, romanla ilgili çok özelliklere girmeden, çünkü okuyacak olan kişilerin iştahını kaçırmak da istemiyorum. Ben başka kapılar açmak için bu yayınları yapıyorum. Yoksa romanın adı budur, yayın evi şudur, karakterleri budur, özelliği budur deyip size bir kitap özeti yazıp sosyal medya hesaplarımdan paylaşabilirim. Hani böyle işte diyebilirim. Ve hocam az önce sizin kulağınızı çıtlattık Zeynep hocam, siz de geldiniz. Köylük romanı ile ilgili. Hoş geldiniz. Sizin de yorumlarınızı orada okumak isteriz. Akkörlükte José Saramago'nun zihnindeki o körlüğü hiçbir özel isim koymadan bizim önümüze bir masaya işte bir sofranın üzerine yiyecek içecekleri koyması gibi işte burada diyor. Alın diyor. Bir film izlemiştim. Kitabı da vardı hatta. Görünmeyen bir tehlike zarar verici. Evet, görememek, bakmamak, filmin sonunda selamete çıkmak. Şimdi kıymetli dostlar, görememek aslında, görememek, dokunamamak ama ben bu kitabı okuduğumda en çok beni etkileyen ve en çok içinde kendimi bulduğum, aslında feryadına şahit olduğum, aslında hissettiğim karakter doktorun karısıydı. Doktorun karısıydı. Doktorun karısı kör taklidi yapıyor. Kör değil. Roman boyunca hiçbir şekilde gözleri körleşmeyen tek karakter o.
Eşine yardım edebilmek için devlet kör olanları sırayla hepsini bir yere kapatıyor. Ve onları bir şekilde karantina ayarlıyor. O da eşiyle beraber oraya gidiyor. Ve insanların o acizliğini, o görememişini, insanların o zayıflığını, o zayıflığının içerisindeki birbirlerine karşı olan tahakküm hissini, paylaşamama hissini, hepsini ama bütün çıplaklığıyla o doktorun karısı görüyor. Ne kadar acı bir şeydir değil mi? Herkes sizi kör zannediyor ama aslında siz görüyorsunuz. Bütün çıplaklığıyla her şeyi görüyorsunuz. Ve acı bir şey de yapamıyorsunuz. Albert Einstein'a bir gün bir ortamda bir konu açılıyor. Bir hikaye anlatayım diyor yanındakilere. Bir gün diyor kör bir adamla yürüyorduk. Birdenbire canım bir bardak süt istedi. Canım bir bardak süt istedi. Adam bana dedi ki süt nedir dedi. Süt. Süt nedir? Kör bir adam ömründe hiç gözleri görmemiş. Siz bir şey anlamadınız. Sütün ne olduğunu nasıl anlatabilirsiniz? Süt nedir diye soruyor Einstein'a. Beyaz bir sıvıdır. Dedim. Kör adam dedi ki diyor. Sıvıyı biliyorum da beyaz nedir dedim. Beyaz nedir? Şimdi kör bir adama renkten bahsedebilir misiniz siz? Bazen insanlara bir şey anlatamamanızın ardındaki belki de çile budur. Kör nasıl anlatacaksınız? Görmüyor. Görmüyor, görmüyor. Siz ona kırmızıyı, siz ona yeşili nasıl anlatacaksınız? Albert Einstein'a kör diyor ki, tamam süt beyaz bir sıvı diyorsun. Sıvıyı anlıyorum da beyaz nedir? Düşünüyor Albert Einstein. Kuğu kuşunun rengidir işte diyor. Kuşu biliyorum diyor, ötüyor. Evet, kuş. Kuğu nedir diyor, böyle düşünüyor. Kuğu hangi kuş diyor bu sefer kör. Sorular bitmiyor bakın, soruların ardı gelmez. Boynu bükük olur diyor Albert Einstein. Boynu bükük olur diyor. Adam diyor ki boynu anladım ben ama diyor. Bükük ne demek diyor. Çünkü bükülme kavramı gözün görmesiyle alakalı bir şey. Kelimeleri biz tasvir ederken, kelimeleri anlamdırırken sese göre de anlamdırdıklarımız vardır, göze göre de anlamladıklarımız vardır. Bükük kelimesi, gördüğümüz için biz o kelimeyi koymuşuz. Bükülmüş diyoruz, eğik kelimesi, eğilmiş diyoruz. Albert Einstein diyor, boynu bükük bir kuş. Tamam diyor kör, ben diyor boynu anladım da diyor, bükük nedir? Albert Einstein kızıyor bu sefer, adamın koluna tutuyor. Uzatıyor, bak diyor, bu dümdüz diyor kolu, dümdüz. Ve bunu şöyle çektiğin zaman, bu büküktür diyor. Bu büküktür diyor, işte bükük bu. Adam tamam diyor, anladım şimdi sütün ne olduğunu diyor. Evet, körlük, görememek, göremeyene bir şeyler anlatabilmek. Aslında en büyük körlük de göremediğinin idrakinde olamamaktır. Kör olunca, göremeyince de bazen çok farklı anlamlar yüklersiniz kavramlara. Ha, nerede geçiyordu tam anımsamıyorum. Eğer siz hatırlarsanız yoruma yazabilirseniz. Altı körün hikayesi geçiyordu bir yerde. Ya Sadi Şirazi'den ya Mevlana'nın Mesnevisi'nden olabilir. Altı kör adam ömürlerinde hiç görmemiş bu adamlar filleri çok merak ediyorlar. Fil nedir diye. Fil diye bir hayvan duymuşlar ve onlara fili gösterecek birisi. Ben size bir güzellik yapayım. Sizi fille tanıştırayım. Madem fili merak ediyorsunuz ey körler. Size bugün fille tanıştıracağım der. Birisi onlara bir güzellik yapar. Ama der sizi filin bulunduğu odaya birer birer koyacağım. Hepiniz aynı anda giremezsiniz. Girin filin girdiği odaya. Ve daha sonra çıkın dediğimde de çıkın ki sırayla herkese vakit yetsin. Peki diyor adamlar, çok seviniyorlar. İlk defa fille tanışacaklar. Gözleri görmeyen adamlar. Birinci adam giriyor içeriye. Filin karnına dokunuyor. Sadece karnına dokunuyor. Dokunuyor, dokunuyor, dokunuyor. Ve çıkıyor dışarıya. Çünkü dışarıdan bir ses geliyor. Artık yeter, çıkabilirsin. O dışarıya çıkıyor. Diğeri giriyor içeriye. O dışarı çıkarken dışarıdakilere diyor ki, demiyor bir şey, bekleyelim. Diğeri giriyor içeriye. İkinci kör adam geliyor. Filin o soba, değil mi, ağaç gövdesine benzeyen ayaklarına dokunuyor. Bakıyor böyle ayağının birisine dokunuyor, kavruyor. Dokunuyor, anlamaya çalışıyor. Gözü hiç görmemiş, ömründe hiç fil diye bir şey nedir bilmiyor, sadece duymuş.
Sonra çık dışarı diyor adamlar ona. Çıkıyor dışarı. Sadece filin ayağına dokunmuş. Zihninde fil o ayak. Sonra başka üçüncü kör. Filin sadece ipe benzeyen kuyruğuna dokunuyor. Zaman bitiyor. Hadi çık dışarı diyorlar. Çıkıyor. Sonra diğeri filin sivri dişlerine dokunuyor sadece. Diğeri filin burnuna dokunuyor sadece. Diğeri filin sadece perde gibi kulağına dokunuyor. Ve dışarıya çıktığında sorarsanız her birisine birer mikrofon uzatırsanız söyler misin fil nedir? Diğeri diyor ki fil bir duvar gibidir. Sadece duvar. Diğerine sorarsanız fil nedir? Fil ağaçtan başka bir şey değildir. Diğerine sorarsanız fil nedir? Fil işte bu perde gibi bir şeydir. Çünkü filin sadece o perdeye dokunmuştur. Diğerine sorarsanız fil nedir? Çok sivri bir şey. Sert ve sivri bir şeydir fil. Çünkü sadece filin dişlerine dokunmuş. Diğeri filin burnuna dokunmuştur. Ona sorsanız fil nedir? Yılan gibi bir şey, hortum gibi bir şey. Şimdi kavramları yorumlayış şeklimiz kendi dünyamızdan bakış açımıza göredir. Köylük romanında Jose Saramago metaforlarla, köylük romanıyla aslında bütün insanlığa çok güzel mesajlar veriyor. Okumanızı tavsiye ediyorum. O romanı okumanızı. Özellikle karantinaya alınan insanların karantinaya alındıktan sonraki o hallerini görünce göremeyen insanların birbiri üzerindeki tahakkümünü çok iyi anlayacaksınız. Ve o zaman doktorun karısı, kör olmadığı halde körmüş gibi davranan doktorun karısını çok ama çok daha iyi anlayacaksınız. Evet kıymetli dostlar, romanlarda, hikayelerde kavramlar, az önce yayının başında söylemiştim, okuyan kişinin zihnindeki aynayla alakalı bir şeydir. Her kelimenin onu okuyan insanındaki aynasındaki silüeti farklıdır. Farklıdır yani. Yani şimdi aynaya baktığınızda siz kendinizi görürsünüz ya. Başkasını görmezsiniz. Kendi kaşınızı, kendi burnunuzu, kendi gözünüzü görürsünüz ya. Bir kitabı açtığınızda, o kitabın ilk cümlesini okuduğunuzda az önceki fillerle ilgili yaptığım yorumu hatırlayın. Sizin zihninizdeki o kırmızı kelimesi, mavi kelimesi, elma kelimesi, bulgur kelimesi, hatıra kelimesi, uyku kelimesi hangisi geçiyorsa işte herhangi bir roman, işte alayım şuradan herhangi bir roman alıyorum Yaşar Kemal'in Yağmurcu Kuşu'nu. İlk cümlesini okuyayım bakın ilk cümlesinde ay ışığı, köy, ağız gibi kelimeler geçiyor, avlu geçiyor. Avlu deyince sizin aklınıza ne geliyorsa siz o şekilde tat alacaksınız, o şekilde yorumlayacaksınız. Kavgada her zaman az çok bir tür körlüktür. Romandan bir cümle. Evet. Kavgada bir körlüktür. Romandaki dediğiniz gibi bir cümle. Benim de romandan çok hoşuma giden Zeynep Hocam cümle ve notlarımı aldığım cümle. Umudun tükendiği bu dünyada yaşamak asıl körlük diyor. Jose Saramago. Umudun tükendiği bu dünyada yaşamak asıl körlük budur diyor. Evet. Dün bir hikaye paylaştım. Bir yerde. Ve okundu o hikaye. Bugün bu yayında da o hikayeyi okumak istiyorum. Çünkü bu yayını kayıt altına alıyorum. Kayıt altına aldığım için de bu hikayenin de sesli olarak da dinlenilmesini istiyorum. Üç arkadaş kendi aralarında kavgaya girişirler. Ve en kötü kim kavgası? En kötü benim. En kötü benim. En kötü benim. Üçü de en kötü benim der. Hadi bakalım yarışalım derler. Yarış başlar. Oradan geçmekte olan bir çocuğun, küçük bir çocuğu, görüşmek üzere, küçük bir çocuğu birisi alır. Havaya kaldırır ve yere atar. Pardon, birincisi çocuğa bir tokat atar. Ve en kötü benim der. Küçük bir çocuğa, masum bir çocuğa. Diğeri der ki hayır en kötü benim der. O tokat yiyen çocuğu tutar ve çok sert bir şekilde aldırır yere atar. Çocuğun ağzından kanlar ve çocuk ağlamakta. Üçüncü kişi, hiçbir şey yapmayan üçüncü kişi ise avazı çıktığı kadar bağırır. En kötü benim. En kötü benim der. Diğer ikisi der ki sen hiçbir şey yapmadın. Sen hiçbir şey yapmadın. Nasıl senin kötü olabilirsin? Öyle.
öbürü tokat atmış. Diğeri ise çocuğun ağzını kanatmış, yere atmış. Sen hiçbir şey yapmadın ki, sen nasıl en kötü olabilirsin? Der ki üçüncü kişi, o çocuğun abisi benim ve ben onu korumadım. Ve ben onu savunamadım. Ve ben ona yardım edemedim. Daha kötü olabilir mi? Daha kötüsü olabilirdim. Evet. Bir şey yapamamak. Bir şey yapabilecekken hiçbir şey yapamamak. Kılını kıpırdatmamak. O da bir körlük. O da bir körlük. O da bir körlük. Kıymetli dostlar. Körlük kavramıyla ilgili bir yayın yaparken Türk Edebiyatı'nda gözleri hiç görmemiş, daha doğrusu görmüş de daha sonra asılanmış bir şairimizden bir şiir okumak istiyorum. Aklımıza kim geliyor gözleri görmeyen şair? Ozan. Kim geliyor? Gözleri görmeyen ama gönül gözü gören. Görmek sadece şu gözler demek değildir tabii ki. Göz, bu göz belli şeyleri görür. Ama kalbin gördüğü çok farklı bir şeydir. Kalp gözüyle görebilmek bambaşka bir şeydir. Gönül gözüyle görebilmek başka bir şeydir. Gönül gözüyle görebilmek. Gönül ile bakabilmek bambaşka bir şeydir. Aşık Veysel. Evet. Hangi şiirini okuyacağımı da tahmin edecek misiniz bakalım? Aşık Veysel. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yeri bulamam gönlümdeki köşk olmasa, tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yâreme, ismin yayılmaz aleme, aşıklardan meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi, küle kıymet verilmezdi, aşık maşuk olmasa. Senden aldım feryadı, bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Şairlerin hayatını, yazarların hayatını derlediğim 3 penaltı bir kitap isimli bir kitabımda Aşık Veysel ile ilgili bir anekdot not almıştım. Torunu bir yerde açıklamıştı. Torunun aktardığına göre ben de oradan kaynak göstererek o kitabı almıştım. Torunu diyor ki, tabii Aşık Veysel gözleri görmüyor ama çok güzel bir kızla evleniyor. Esma. Ve gel zaman git zaman Esma bir gün Aşık Veysel'inle ve oğlunu, daha küçücük yavrusunu evinde bırakarak Aşık Veysel'in hizmetkarı olan Hüseyin'le beraber kaçar. Bırakır gider. Çocuğunu, kundaktaki çocuğunu da kör olan Aşık Veysel'e bırakarak gider. Samsun Bafra civarı bir yerde, bir çeşmenin başında dinlenirler. Yanlarında ne paraları vardır, ne pulları vardır. Fakirler, garibanlar. Çeşmenin başında su içerler. O sırada Esma çorabının orasında bir yumruğu hisseder. Çıkarır bakar ki bir tomar para. Bir tomar para vardır. Demek ki hissetmiş kaçacaklarını. Demek ki hissetmiş gideceklerini. Tutamazsın avuçta bir kuş. Uçacaktır, kanatları vardır. Ama kurda kuşa yem olmasınlar, aç kalmasınlar, susuz kalmasınlar diye de. Bir de para koymuş oraya Aşık Veysel. Bir de para koymuş oraya. Belki de güzelliğin on par etmez, bendeki başka olmasa derken Esma'ya söylüyordu bunu Aşık Veysel, bilemiyordu. Aşık Veysel daha sonra ünlenir. Daha sonra Esma gelmek ister, perişan bir şekilde af dilemek ister ama yüzü yoktur. Çünkü yavru kısa bir zaman sonra ölür. O yavru vefat eder. Evet, güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa der Aşık Veysel. Kıymetli dostlar, yayınımız... Siz de hatırlatmadınız. Ben de böyle kaptırdım kendimi, gidiyorum. Biraz uzatmışım bu hafta. Hakkınızı helal edin. Şiirle başladık. Bir annenin şiiriyle başladık. Ve Aşık Veysel'in şiiriyle bitirdik.
Körlük üzerinde konuştuk. Önümüzdeki hafta bir sürpriz olsun. Önümüzdeki hafta karakterimizi bir karakter üzerinden konuşacağız. Geçen hafta romandan ziyade Saramago karakteri üzerine konuşmuştuk. Bitmesin diyor dostum. Güzel gidiyor böyle. Ama kısa olması daha tatlı olur diye düşünüyorum ben. Saramago üzerinde konuşmuştuk. Bu hafta biraz körlük kelimesi, körlük kavramı üzerinde konuşmuştuk. Görememe kavramı, hisset. Görememek. İşte fil örneğini o yüzden verdim. Albert Einstein'ın süt özelliğini o yüzden verdim. Önümüzdeki hafta yine bir karakter üzerinde konuşacağım. Ve o karakteri çok seveceksiniz. O karakteri o kadar çok seveceksiniz ki. Çünkü o karakteri yanınızda göreceksiniz. Masanızda göreceksiniz, sandalyenizde göreceksiniz, evinizde göreceksiniz. Yazan o karakteri o kadar güzel yazmış ki, o kadar güzel hissettirmiş ki. Ve inanın o karakteri size önümüzdeki hafta anlattıktan sonra zannediyorum birçoğunuz o kitabı alacaksınız. Bu yüzden öncesinde söylemiyorum. Öncesinde söylemiyorum çünkü bazılarınız belki de o karakterle tanıştı. O kitabı okudu ve haftayı anlattıktan sonra bir daha okumak isteyeceksiniz. Önümüzdeki hafta evinize, şu anda oturduğunuz yere bir misafir getireceğim. Kitap değil, bir kitabın içerisinde geçen hafta Saramago'yu getirdiğim gibi. Bu sefer yerli bir karakter. Yani iki haftadır dünya edebiyatından işte Marquez ve Saramago. Bu hafta Türk edebiyatından bir karakteri getireceğim. Merak edin, çatlamayın, çatlamaya gerek yok. Merak güzeldir. Merak çok güzel bir şeydir. Allah onu boşu boşuna koymamış içimize. Hoş geldin diyeceksiniz. Ne güzel bir karakter diyeceksiniz. Ve daha zaten bu yayına devam ettiği müddetçe eviniz epey kalabalıklaşacak. Epey kişiyle tanışacaksınız. Bir gün masanın bir tarafına Kuyucaklı Yusuf oturacak. Bir gün sandalyenin birisine Zebercet oturacak. Ya. Başka bir yere başka birisi oturacak. Başka bir gün başka bir yere başka oturacak. Zeynep oturacak. Ayşe oturacak. Ali oturacak. Ahmet oturacak. O yüzden gelecek haftaki karakteri şimdiden söylemiyorum. Biraz da bir aksilik olmazsa Allah ömür verirse haftaya görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Hayırlı geceler.